Manif Bey? Sote daha fazla bekleyin. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederiz. Siz sağ olun. İstanbul boş herhalde. Yo, biz sizi ilk defa çekmiyoruz. Niye böyle davranıyorsunuz? İlk defa çekiyormuşuz. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederiz. Bizim her şey yolunda. Sizlere geçmiş olsun diyelim öncelikle. Ne için abi? Bir morluk gördük. Aa, evet ya. Altında. Nereden gördünüz onu? Nasıl gördünüz onu? Araştırmacı gazetesi. Araştırmacı. Ben 3 yılın üstüne geçen gün maç yaptım da tamamen benim hatam dirsek geldi. Olabilir böyle şeyler. Hadi Engin'in yaptığını söyler misin? Söyleme sen söyle. Genelde kapı çarptı falan diyorlar da. Yok gerçekten maçta oldu. İnandırıcı olsun diye. Evet inandırıcı olsun diye. Görüntüleri bulurum. İyi sağ olun. Bir şey yok ya. Yani normal şeyler bunlar. Yani şey böyle bir yıllar sonra maç yapınca insan ayarı bozuk oluyor. Şimdi ayarı sağlayacağım. Bu sene kariyerim, futbol kariyerime odaklanıyorum. Nerede yapıyorsunuz? Biz de izlemeye gelelim. Böyle halı saha maçlarını çok seviyoruz da. Ya bugün karşıda yapacağım mesela. Ama bu sakatlandığım şeyde olmuştu basket maçında. Yani kimler var kadroda? Tanıdık var mı? Biz tanıyor muyuz? Kadroda yok. Ünlü yok şu anki kadrolarda. Şu anki kadrolar ünsüzlerle takılıyor. Çok ayıp. Engin Bey, salı saha maçları yapar mısınız? Ben uzun zamandır yapmıyorum ya. Bir iki sene, üç sene oldu herhalde. Pandemiden sonra hiç öyle yalan oluyor onlar. Evet, biz yazın de, beraber tamam. Öyle birazcık şeyde Çeşme'de kendi aramızda toplar moplar oynadık. Yaz nasıl geçti peki? Artık sezon bitti. Ya valla yaz güzel geçti. Güzel, sakin geçti. Tatil gibi geçmiyor ya yaz. Biz orada yaşıyormuşuz gibi geçiyor bir yandan da. Evet. Öyle gündüzleri sakin. Pek gelmiyorsunuz ama Çeşme'deyiz hep biz. Çeşme'de ekip arkadaşlarımız var da. Vardı. Var ya bir çok, kişi var. Çok evet, yoktu evet, bu sene ama. Evet bu sene pek yoktu. Hatta kamera da yok sadece fotoğraf makinesi var. Söyleyemiyorum gibi bir şey var ifade var. Ondan sonra konuşuruz. Çok pahalıymış öğrendik. Kapattıktan sonra. Öğrendik. Çok pahalıymış her şey öğrendik abi. Peki neler yapacaksınız? Hayırlı olsun yeni diziye başlıyorsunuz diye. Eyvallah başlayacağız. İşte 1-2 aya kadar başlarız. Çok güzel bir iş geliyor harbiden. Böyle normalde çok iddialı konuşmam ki ne olduğu belli olmaz hesabı. Ama bu sefer gerçekten güzel bir iş geliyor. Güzel bir kadro oluşuyor. Arkadaşlarımız var. Güzel olacak. Sakallar yaklaşıyoruz, bakıyoruz işte bakalım öyle mi olur, böyle mi olur diye. Peki hikayeden bahsedebiliyor muyuz, karakterden bahsedebiliyor muyuz şimdiden? Onu yapıma bırakalım. Ya yapıma bırakalım onu şimdi. Hani benim söylemek istediğim şeyler var ama işte sürprizi kaçar vesaire. Zaten basın bülteni çıkar onun için. Hepimiz haberdar oluruz. Dönem dizisi falan değil mi? Yok yok, günümüz. Çok güzel bir ekip işi. Yani çok fazla oyuncunun olduğu, böyle tek bir başrolün vesairenin olmadığı, herkesin başrolü olacağı çok güzel bir iş gelecek. Kadro bildiğin peki oyuncular hani çok güzel bir kadro oluyor yavaş ama. Yavaş oluyor. Hani var mı işte. Bildiğimiz ya da? Var ama işte hepsini yapıma bırakalım ya biz onu bozmayalım şimdi sürprizi. Söylenmez. Olur mu? Tabii sizin her söyleyebilirsiniz peki sizde ne var ne yok? Ben şu anda biraz daha beklemedeyim. Güzel bir rol bekliyorum açıkçası. Güzel bir rol, güzel bir proje. Ben de aynen Engin gibi böyle rahatlıkla, keyifle bahsedebileceğim bir iş bekliyorum. Böyle bir şey olursa yapacağım. Şu an boştayım ama. Oğluma takılıyorum. İşte spor yapıyorum. Şu an tam böyle bekleme ve şey aşamasındayım. Hani yıllar içerisinde tecrübe ediyorsunuz. Bazen bir şeye erken evet diyorsun. Başka bir şeyi kaçırıyorsun. Hani, o yüzden böyle her şey zamanında olsun. Birinin aklına güzel bir rolde düşerim bir yerde. O zaman hani ona hazır olmak istiyorum. Biraz böyle bir bekleme şeyindeyim. Ama tabii ki ufak tefek başka planlar var ama onların hiçbiri böyle hani nasıl ki daha küçük işler. Mesela daha böyle kendi içimizde bir tiyatro planımız var. İnşallah güzel olursa ona davet ederim. Öyle. Biraz daha böyle şey şu an daha belli değil ne yapacağım gibi. Sektörü nasıl değerlendirirsiniz peki? Son yıllarda tiyatro ve müziklere olan ilgi arttı. Birçok başarılı oyuncu da bu alanlara döndüler. Evet. Sizin de öyle bir düşünceleriniz var. Evet. Ya seyircinin ilgisi çok yüksek. Hem ticari olarak bu birçok insanı cezbediyor hem de bir taraftan da oradaki o enerjiyi alınca da oyuncular için çok da güzel. Onu bırakamıyorlar. Ama diziyle aynı anda yapılamayacağı için böyle hazır dizisiz bir sezonda ancak tiyatro yapabilirsiniz. Ama seyircinin çok yüksek bilgisi var. Arkadaşlarımdan biliyorum bile satışları falan çok iyi. Bir de böyle lokomotif oyunlar da çıkıyor ara ara biliyorsunuz işte hani. O yüzden tiyatroda çok güzel bir yol açıldı. Biz de yapacağız yani. Kendi arkadaşlarımı hep bildiğiniz insanlarla biz de yapacağız inşallah. Ama dediğim gibi dizi tarafı şu an belirsiz. İnşallah. Teşekkür Engin edelim peki, mi? Yok size de aynı soruyu soralım. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Niye abi soruyu geçiyorum? Tiyatro sektörü aslında değerlendirmenizi istiyoruz. Hani tiyatro, dizi, abi çok uzun meseleler be onlar. Evet, biz de evet. Sizi şey yapalım. Tutmayalım sizi. Çok beklettik zaten. Olur mu? Beklettik olur. Sizi kusura bakmayın. Sektör çok iyi gidiyor. Gerçekten görüşürüz. Çok iyi gidiyor. Kendinize çok iyi. Zirve sezonu. Hadi bay bay. Hadi bay bay sağ olun.